Şimdi efendim, ben de 300 gram un, 20 gram kakao, 250 gram toz şeker, 1 tatlı kaşığı karbonat, 2 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı vanilya, 100 gram tereyağı, 240 ml süt, 3 adet yumurta, 40 gram gıda boyası kullanacağız. Üzerine de bir frosting hazırlayacağız. 500 gram kadar pudra şekeri, 100 gram tereyağı, 250 gram da krem peynir kullanacağız. Süper. Şimdi ben bu şu anda böyle unu, kakaoyu falan gramlar verdim ama size şimdi bardakla, kaşıkla merak etmeyin onu gösteriyor olacağım. Evet, gram ölçüsünü sevmiyoruz. Evet, sevmiyorsunuz. Sevmiyorum. Şöyle şu bir yaklaşık olarak 3 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Tereyağı ekliyorum. Şöyle. Daha sonrasında da şekeri de ekleyeceğim. Efendim. 1,5 su bardağı kadar geliyor. 7, 8, 9 şu gür sesimle size sayma yapayım. Ben sayayım mı? 11. O kadar mı kötü? 12. 17 kaşık kadar da şeker koydum. Yani 1,5 su bardağı kadar şeker ekleyebilirsiniz efendim. Şimdi birazcık bunları karıştıracağım. Daha sonrasında da ununu ekleyeceğim. Yine 16-17 kaşık kadar dolu dolu. Evet. 17 kaşık kadar da ununu ekledik. Tamamen artık kum görüntüsü almaya başladı. Bu da en sevdiğim görüntülerden bir tanesi. Bu kek için gerçekten. Bakayım. Aa, süper. Evet. Kum görüntüsünü aldık şu anda. Tereyağı kokusu da geliyor. Tabii ki. Önemlidir. Tereyağı bizler için can. Candır yani. Yani bütün mal şey bugün tariflerimizde tereyağı var. Tereyağı var değil mi? Müthiş. Şimdi tek tek yumurtalarını kıracağım. Ve karışmaya devam edecek. Efendim. Yavaş yavaş karışmaya devam edecek. Ve birazcık da gıda boyası ekleyeceğim. Yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim ben size. 2 çay kaşığı, 2,5 çay kaşığı kadar eklemeniz yeterli olacak. Şöyle 2,5 çay kaşığı kadar ekleyelim. Evet. Şöyle kenara doğru alıyorum ki akmasın diye. Çok güzel bir renk oluştu. Rengi de değişti. Evet. Şimdi bundan sonrasını artık spatula ile devam.